İstanbul'un en güzel manzaralarından bir tanesi de Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nın korusunda. Buradan baktığınızda adeta bütün şehir ayaklarınızın altında gibi duruyor. Adile Sultan 2. Mahmut'un kızlarından bir tanesiymiş. 1825 yılında doğmuş ve 1898 yılına kadar yaşamış. İsterseniz gelin hep birlikte sarayına da bir göz atalım. Adile Sultan ünlü mimar Ali Balyanlara adeta şehri 180 derecelik bir açıdan gören bu noktada sarayını yaptırıyor. Fakat maalesef Kandilli Kız Lisesi'nin yatakhanesi olarak kullanılan saray 1986'da yanıyor. Okulun mezunlarından biri olan Türkan Saylan'ın çabalarıyla da restorasyona başlanıyor. Fakat maalesef para yetmiyor. Bunun üzerine iş adamı Sakıp Sabancı devreye giriyor ve böylelikle restorasyon tamamlanıyor. Bugün burada bir kültür ve kongre merkezi bulunuyor. Adile Sultan, Sultan II. Mahmut'un 31 çocuğundan bir tanesi. Kocasının, çocuklarının ve küçük erkek kardeşi Sultan Abdülaziz'in ölümünü görmüş. Kendini hayır işlerine adamış acılı bir kadın. Aynı zamanda Osmanlı saray kadınları arasında şiirler yazan ve divanı olan tek sultan. Türkiye'nin 2. Kız Okulu 1916 yılında burada hizmete girmiş ve daha sonra Kandilli Kız Lisesi olarak adlandırılmış. Adile Sultan sarayda gayet iyi bir eğitim almış. Daha sonra kaptanı Derya, yani bugünün deyimiyle donanma komutanı olan Mehmet Ali Paşa ile evlenmiş. Mehmet Ali Paşa bir dönem sadrazamlık da yapmış. Burası ise sarayın oval salonu ve burada düğünler, nişanlar, çeşitli etkinlikler yapılıyor. Sarayın farklı köşelerinde kalem işleri dikkat çekerken burada daha ziyade varak işleri bulunuyor. Adile Sultan bana göre İstanbul'un en güzel manzaralı sarayı. Kuzeye doğru baktığınızda adeta Karadeniz'den başlıyor manzara ve güneyde de Marmara Denizi'ne kadar devam ediyor. Dolayısıyla bir tarafta 2. köprüyü, bir tarafta da 1. köprüyü görüyorsunuz. Kandilli ne de olsa iki sarayın korusu arasında kalmış. Bu yüzden de Boğaz'ın en hastalığına uğramış köylerinden bir tanesi. Bir tarafta Adile Sultan Korusu var, bir tarafta ise şu anda bulunduğumuz Cemile Sultan Korusu. Aslında Cemile Sultan'ın ilk sarayı burası değilmiş. Babası 1843 yılında 37 çocuğundan biri olan Cemile Sultan ve diğer kızı Münire Sultan için Fındıklı'daki çifte sarayları inşa etmiş. Bu saraylar daha sonra Osmanlı'nın 2. meclisi olarak kullanılmış. O yüzden Fındıklı'daki cadde Meclis-i Mebusan Caddesi olarak geçiyor. Fakat daha sonra kardeşi 2. Abdülhamit tahta geçince Kandilli'de sahilde güzel bir saray hediye etmiş Cemile Sultan'a. Bugün bulunduğumuz yerde Cemile Sultan'ın sahildeki sarayının korusu olarak geçiyor. Ve burada da İTO'nun yani İstanbul Ticaret Odası'nın tesisleri bulunuyor. Maalesef sahildeki saray 1916'da yıktırılmış ama en azından geriye bu güzel koru kalmış.